Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, iki oyumun yani zıtlar çekimini renklerini görüyorsunuz. Bu renklerden siz arkadaşlar sıralı bir model hazırladım. Modelimiz de şu şekilde. Evet arkadaşlar. Bunu bir turuncu tek renk yemen olarak düşünün arkadaşlar. Turuncuyu mavinin bu şekilde açması. Evet arkadaşlar. İlk önce iki zincir çekerek tığ hazırlıyorum. Bu sık iğneli trabzanlarımı yapıp sonra da hiç ip koparmadan ikinci sıraya başlayıp İkinci sırada da hiç ip koparmadan sıralı bir model olduğu için arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi modelimiz arkadaşlar püf noktalarıyla yapım kısmını göstereceğim. Nasıl bu şekilde bakın hiç marullanmadan normalde bu oyayı yapanlarınkini görüyorum arkadaşlar. O kadar marullanıyor ki yani bir bir üstüne neredeyse devriliyor. Ve şu trabzanın arkaya devrilmeden bu şekilde nasıl yaslı bir şekilde olduğunu da anlatacağım arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar tığ battılarımızı ikişer zincir çekerek hazırladık. Herhangi bir tığ battımızın içine sık iğne ile girdik. Bu şekilde arkadaşlar ilk başlarken de aynı şekilde ve tığ battımızın üzerine 8 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 zincirimi bu şekilde çektim. 2 tığ battı atlayıp 3. tığ battımın içine arkadaşlar bu 8 zincirimi bu şekilde kapattım. 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincirimi çektim. 2 defa tığımın başını doladım. Tığ battımın içine girip aynı tığ battımın içine girdim. 2 2 2 alarak 3 seferde aldığım buraya bir trabzan yaptım. Tepesine 4 zincir çekiyorum. Zincirimi çektim ve trabzanımın arasından girip hemen kapattım. Buraya bir tane tomurcuk yaptım. Geriye kalan kısma 6 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 ve 6 trabzanımızı arkadaşlar 3 seferde aldığımız trabzana bu şekilde altı tane sık iğne şimdi arkadaşlar marullanması konusunu söylemiştim normalde dibine batıyoruz arkadaşlar ama ben sizler için denedim aşırı marullanma oluyor o yüzden bir tık hemen yanındaki tığ battının içine girerek bu şekilde arkadaşlar sık iğneli trabzanımızı yapıyoruz eğer şayet arkadaşlar bu ikişer zincirle yapılmış tığ battığı 3 zincirle yaptıysanız ve genişse hani bu yayılma olayı rahat bir şekilde oluyorsa böyle sık değil de iri ise o zaman belki içine batmayı deneyebilirsiniz. Ama bu şekilde tığ battığınız varsa dibine değil trabzanı yaptığımız yere değil bir sonrakine. Püf noktası anlatmak istediğim buydu arkadaşlar videonun başında söylemek istediğim. Bu modeli daha önce sizler için deniyorum arkadaşlar. Hangi şartta daha güzel olursa onu uygulayıp size o şekilde anlatıyorum. Şimdi aynı şekilde yine 8 zincirimi çekeyim. 8 zincirimi çektim. 2 tane tığ battı atlayıp 3. tığ battıma bu şekilde arkadaşlar 8 zincirimi sık iğne ile kapatıyorum buraya. Bu şekilde buraya bir 8 zincirli bir köprü bir yuva yaptık arkadaşlar şimdi tekrar 3 zincirimi çekeceğim 1 2 3 zincir 2 defa doluyorum ve aynı tığ battığın içine 2 2 2 alarak bu şekilde bir trabzan yapıyorum trabzanımın tepesine 4 zincir 4 zincirimi hemen arasına kapatıp bir tane tomurcuk yapıyorum Geri kalan kısma da 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6. Hemen arkadaşlar dibine değil, bir sonrakine. Demin anlatmıştım neden olduğunu. Bu şekilde dibine değil, bir sonrakine kapatıyorum ki bu fazla arkadaşlar marullanmasın. Şu çiçeklerimi mavilerimizi yaparken göreceksiniz. Çok faydalı bir iş yapmış oluyoruz yani. 8 tane zincir. 8 zincirimi 2 tığ battı atlıyorum. 3. tığ battıma kapatıyorum. 4 zincir. 2 defa dalıyorum. Aynı tığ battımın içine 2, 2, 2 olarak alıp bu şekilde bir trabzan yapıyorum. 4 zincir. Kapatıyorum 4 zincirimi tomurcuk olarak. 1 2 Tomurcuğumdan geriye kalan trabzanımı da arkadaşlar 6 tane sık iğne dolduruyoruz. 3 4 5 ve 6 7. Hemen bir yandakine bu şekilde kapatıyorum. Yani 7. sık iğne Evet arkadaşlar. Bu şekilde biraz genişleme, ilerleme oluyor ve çok güzel duruyor arkadaşlar. Bakın mavi de turuncuyu açtı bu şekilde. Boncuk gibi durdu turuncunun üstünde arkadaşlar. Gerçek görünümü kameraya yansıyorum bilmiyorum ama böyle mavi boncuk sıralanmış gibi oldu. Çok hoş ve çok zarif oldu. Yapımı kolay arkadaşlar. Sadece püf noktası var. Şimdi mavideki püf noktamı da hemen mavi çiçeklerimi yaparken anlatayım. Evet arkadaşlar sıra mavinin yapımına geldi. Şimdi bu 8 zincirli yaptığımız sık iğne ile arkadaşlar bu şekilde içine 4 tane sık iğne yaparak başlıyorum. Bu birinci sık iğnem. Bu ikinci sık iğnem. Üçüncü ve dördüncü. Bu 8 zincirli ara yuvanın içine 4 tane sık iğne yaptım. Üzerine 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirimi çektim. Hemen arkadaşlar şöyle ters tarafını çeviriyorum. Burası ters görünümü. Burada yaptığımız 4 zincirli tomurcuğumuz vardı arkadaşlar tepesinde. Onun tepesine hemen bu şekilde 7 zincirimi sık iğne ile kapatıyorum. Şöyle bir zincirimi çekip düz yüzüne döndüm. Hemen yuvaya bu 7 zincirli yuvaya sık iğnemi kapattım. Bir zincirimi sık iğne olarak buraya kapattım ki arkadaşlar direkt kirpikle başlamıyorum. Biliyorsunuz dönüşlerin kirpiği hep böyle örük ve yamuk duruyor. Böyle güzel bir kirpik istiyorsanız ilk önce sık iğne sonra arkadaşlar kirpiği yapıyoruz. 5 zincir çekiyorum. Kapattım sık iğne, 5 zincir, kirpik, tekrar sık iğne. Yine 5 zincir. Hemen sık iğnemin yanına kirpiğimi kapattım arkadaşlar. 2 oldu. Bu 5 zinciri sık iğne ile kapatır kapatmaz yanına bir sık iğne yapıyoruz. 5 zincir yuvaya kapattım. Yanına bir sık iğne. Bu şekilde 5 tane kirpik yapacağım arkadaşlar. 3 oldu. 1 2 3 4 5 zincir. 4 oldu. Sık iğne 1 2 3 4 5 zincir. Bu şekilde kirpik. Evet, 5 tane bu şekilde kirpiğim arkadaşlar. Yaptığım bu 7 zincirin içine kapattım. Bakın burada 4 sık iğne ile döndüğümüz yer var. Der yarısına da yine 4 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Yanına sık iğne yapmadan direkt köprüye sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Evet arkadaşlar. Bu şekilde geri kalan yere de 4 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi arkadaşlar buraya 3 tane geçiş köprüsü için zincir çekiyorum. 2 ve 3. Çünkü arkadaşlar bunu direkt geçtiğim zaman şöyle sıkılıyor öne doğru. Hoş bir görüntü olmuyor. Mesela sizin belinizi kemerle sıksalar rahat eder misiniz? O açıdan öne doğru değil mi arkadaşlar yönelirsiniz. Bu da direkt zincir çekmeden bakın şöyle arkasından zincir çekmeden geçince öne doğru sıkışıyor. Şöyle sırtını yaslayacak direğimiz sırtını yaslayacak yer bulamadığı için öne doğru kaykılıyor. Ama bu zincir arkadaşlar arkasına çektiğim bu zincir direğimin arkaya yaslanıp rahat bir boşluk bulmasını sağlıyor. O yüzden trabzanlarımızın bitişini bir tığ battıları arkasına da bu üç zincir geçiş köprüsünü arkadaşlar çekmeyi unutmayın. Üç de çekebilirsiniz iki de. Yeter ki orada direğimizin şöyle yaslanacak bir boşluğu olsun arkadaşlar ara boşluğu sıkışıp hiç çekmeyip sıkıştırıp hiç hoş durmuyor. Bakın bu şekilde arkaya doğru yaslı bir şekilde çok güzel bir trabzanımız oluyor. Bir tığ ileri batmamız marullaşmasını engelliyor. Arkasındaki köprümüz, arkasındaki zincirimiz de direğimizin şöyle arkaya doğru yaslı durmasını sağlıyor. Evet arkadaşlar buradan dört tane 4. galiba sanırsam sık iğnemizi yine yaptık. 7 tane zincir çekiyorum. Umarım demek istediğim anlaşılmıştır arkadaşlar. Ters tarafına döndüm ve buradaki 4 zincirli yuvamın içine arkadaşlar bu 7 zincirimi kapattım. Bu şekilde buraya bir yuva yaptım. Bir zincirle düz yüzüne döndüm ve sık iğne ile arkadaşlar içine girdim. 5 zincir. Hemen kapattım. Yanına bir sık iğne kirpiğimin yanına bir sık iğne, bir kirpik, 5 tane kirpik yapıyoruz. 5 zincir kapattım yanına bir sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. Hemen yanına kapattım. Yanına bir sık iğne yaptım. 3 oldu. 1 2 3 4 5 zincir. Kapattım arkadaşlar diğer kirpiklerin yanına bunu da. Yine yanına hemen sık iğne yaptım. 3, 4, 5 zincir. Bu verdiğim arkadaşlar sayılara uyarsanız sonradan mesaj atıyorsunuz. Neden bol oldu, neden gevşek, neden büyük oldu? Bakın 7 zincirin üstüne şu yağlı görüntüyü vermek zorundasınız. Eğer bol çekiyorsanız veya sık çekiyorsanız sizle alakalı bir konudur. Şu kirpiklerin bu şekilde kip gibi durması 7 zincirle alakalı. Evet bu şekilde kirpiklerimizi bitirdik. Geride kalan bu turuncu yuvaya geçiyorum arkadaşlar 4 sık iğne yaptığımız yarım bıraktığımız yuvayı 4 sık iğne yaparak tamamlıyorum 3 ve 4 sıralı boncuk gibi farklı değişik bir model İp koparmaktan hoşlanmayanlar için arkadaşlar çok hoş bir model sık iğnemin üzerine 3 tane zincirimi çektim arkadaşlar hemen görmeniz için şu şekilde bakın yatırıyorum bu trabzanımı buradaki 8 zincirli boşluğun içine sık iğne ile geçtim. Bakın arkadaşlar. Bunun arkasındaki bu yaslanma boşluğu. 4 tane sık iğne yapıyorum buraya. 2 3 ve 4. 4 sık iğnemi yaptım arkadaşlar. 7 zincirimi çekiyorum. Ve döndüm. Burası ters taraf. Hemen buradaki arkadaşlar bakın bunun dik durmasını da sağlıyor hem bu yedi zincirle tomurcuğumuzun içine girmemiz bu şekilde bir canlılık veriyor sık iğneli trabzanımıza bir zincirimi çekiyorum arkadaşlar hemen kapatıyorum buraya buraya yine beş tane kirpik yapacağım 5 zincir 1 2 3 4 ve 5 kapattım arkadaşlar yuvaya bu 7 zincirli yuvaya bu ilk kirpim. Hemen sık iğne, hemen 5 zincir kapattım, kirpik yaptım. İkinci kirpim. Hemen sık iğnesini yapıyorum. Bu şekilde. 1 2 3 4 ve 5 zincir kapatıyorum yuvama. 3. kirpim. Yanına bir sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir hemen yanına bir sık iğne bakın arkadaşlar hiç aralarında bolluk boşluk yok kapattığım yerler sık iğneler yağ gibi görünmesini istiyorsanız verdiğim bu sayılara uyarak arkadaşlar bu şekilde yaparsanız bakın aralarına bir sık iğne 5 zincir 1 kirpik şimdi yine bu geride kalan 8 zincirli turuncu yuvaya iniyorum şekilde tamamladım. 1 2 ve 3 zincir. Hemen arkadaşlar şöyle arkasından şu şekilde bakın. Arka tarafından buradaki 8 zincirli turuncu yuvaya geçiyorum. Hemen buraya 4 tane sık iğne yapıyorum. 4 sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 5, 6 ve 7. 7 zincirimi çektim. Dönüyorum arkadaşlar. Buradaki 4 zincirli tomurcuğumun içine 7 zincirimi bu şekilde kapatıyorum. 1, 1 zincir arkadaşlar. Sık iğne ile kapatıyorum. Evet. Çok hoş oluyor arkadaşlar. Yani kendim yaptım diye söylemiyorum. Eğer yapmak istiyorsanız Mesela turuncu yazmamızın üzerine her rengi arkadaşlar nasıl renk yazmanız varsa fark etmez. Gördüğünüz gibi çok hoş oluyor. Çok da güzel durdu. Dediğim taktikleri de bilirseniz arkadaşlar bu şekilde arka görünümü de. Bakın bu üç zincirli köprülerimiz sıktırmadık. Direkt geçseydik arkadaşlar bunu hiç yok sayıp sık iğne ile geçme sıkı sık iğneden sık iğneye geçseydik bu şu şekilde öne doğru büzük olacaktı kendini öne de hani bir de sık iğne sert sertliği de bu şekilde 3 zincirle arkaya doğru arkadaşlar yaslayarak mesafe vermiş oluyoruz hem mağrurlanmasını hem öne doğru durmasını bu şekilde engellemiş oluyoruz Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde umarım anlaşılmıştır umarım faydalı bir video işinize yarayacak bir bilgi olmuştur bu şekilde yapmanızı bu şekilde denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar Allah'a emanet olun hoşçakalın